Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Türkiye'de Antalya'da bir araya geldi. Bir uzlaşı çıkmadı o toplantıdan ve Amerika Başkanı Joe Biden'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun bir aradan sonra ilk kez gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna konusu öne çıkıyordu. Serhan Akif Akyıldız'a dönelim. Serhan, Beyaz Saray'dan bir açıklama var mı Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin? Evet, Beyaz Saray'dan bir açıklama var. Beyaz Saray, Biden ve Erdoğan'ın görüşmede Rusya'nın nedensiz, sebepsiz Ukrayna'ya işgaliyle ilgili olarak endişeleri paylaştıkları iki ismin belirtildi. Ukrayna devletine ve hükümetine yönelik güçlü desteği teyit etti iki isim görüşmede. Bununla birlikte Rus saldırganlığına karşı acil ateşkesin önemine vurgu yaptı iki isim. Başkan Biden, Türkiye'nin çözüm süreci krize diplomatik çözüm bulma çabalarını memnuniyetle karşıladı. Ayrıca iki isim krize yönelik uluslararası koordineli tepkiyi de memnuniyetle karşıladılar. Bununla birlikte Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde bölgesel liderlerle de iletişimde olmasını memnuniyetle karşıladı yazılı açıklamaya göre. Ve ayrıca iki isim iki ülke ilişkilerin daha güçlendirilmesi için fırsatları ve olanakları konuştular deniliyor Beyaz Saray açıklamasında. İşte burada Türkiye'den gelen açıklamaya biraz bakmak lazım herhalde. Türkiye'den iki ismin görüşmesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunma sanayine yönelik yaptırımların kalkmasını istediğini biliyoruz. Bununla birlikte Türkiye'nin Amerika'dan almak istediği F-16'lar var ve envanterindeki F-16'ların modernizasyonu var. İşte bu sürecin hızlandırılmasını istedi Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Bununla birlikte Erdoğan da Biden'a Ukrayna ile Rusya Dışişleri Bakanları Antalya'da bir araya gelmişti, sen de söyleyin. Sonuç çıkmamıştı o görüşmeden ama o iki ismi bir araya getirmenin bile önemli olduğunu aktardı Başkan Biden'a. Sadece Türkiye Cumhurbaşkanı ile Amerikan Başkanı arasında değil tabii Ukrayna konusu gündemde. Dünyanın birçok yerinde gündemde, Avrupa'da gündemde. Avrupa Birliği Ukrayna konusunu ele alıyor. Avrupa Birliği liderleri bununla birlikte Kamala Harris, Başkan Yardımcısı Kamala Harris Polonya'da temaslarda bulunuyor. Yarın Romanya'da temaslarda bulunacak. Polonya'da özellikle Kamala Harris Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlemiş olabileceğini ve bunun araştırılması gerektiğini söyledi. Özellikle dün dünya kamuoyuna yansıyan Mariupol kentindeki Ukrayna'nın hastanedeki görüntüleri hatırlattı Kamala Harris. Kamala Harris Polonya'ya giderken de bir uçak krizi patlak vermişti. Dün biraz bahsetmiştik. Onunla ilgili daha bizim dünkü yayın saatimizden sonra Savunma Bakanlığı Pentagon'dan bir açıklama gelmişti ki Pentagon Polonya bu uçakları, Ukrayna'nın istediği uçakları Almanya'daki Amerikan üssüne göndereceğini, oradan Ukrayna'ya gidebileceğini belirtmişti. İşte Pentagon bunu makul bulmamıştı. Daha sonra Pentagon dünkü açıklamasıyla daha da ileri gitti ve dedi ki bu planı bu şekilde yerine getiremeyeceğiz dedi. Anlaşılan o biraz rafa kalkmış görünüyor şu sıralarda. Bu arada Kamala Harris, Kanada Başbakanı Trudeau'da Polonya'da bu çerçevede. Trudeau'dan da Ukrayna'daki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalar geldi. Trudeau dedi ki Rusya sivilleri hedef alıyor dedi ve bu şekilde sivilleri hedef almaya giderse sert karşılıkların en sertiyle karşılaşacak ifadesini kullandı Kanada Başbakanı. Rusya'dan açıklamalar var. Antalya'da özellikle iki dışişleri bakanı, Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanı görüşmesinden hiçbir sonuç çıkmadı. Rusya Cumhurbaşkanı Putin'den açıklama geldi. Putin dedi ki biz zaten yaptırımlara alışız. Bu yaptırımlar her şekilde Rusya'ya uygulanacaktı dedi. Bu yaptırımlardan daha güçlü çıkacağız dedi Rusya Cumhurbaşkanı. Serhan, Amerika'da her yerde gündem Ukrayna demek mümkün. Kongre'nin gündeminde de Ukrayna var. İstihbaratının başındaki isimler bugün Senato Komisyonu'nda konuştular. Neler söylediler? Onun ayrıntılarına değinecek olursan Uluslararası İstihbarat Direktörü, CIA Direktörü senatörlerin sorularını yanıtladı. Ne gibi mesajlar yansıdı Senato'dan?
gibi mesajlar yansıdı. Errol Haines'ten başlayalım. Uluslararası İstihbarat Direktörü, az önce biraz bahsetmiştik, Kamala Harris'in Ukrayna'da savaş suçları işleniyor olabilir, araştırılması lazım. İşte Uluslararası İstihbarat Direktörü de dedi ki biz Rusların hareketlerini takip ediyoruz ve bunları belgeliyoruz. Bunlardan sorumlu olanların sorumlu tutulması için dedi Errol Haines. Bununla birlikte Putin'in çok hızlı bir zafer beklediğini, bunun gerçekleşmediğini söyledi Ulusal İstihbarat Direktörü. Ulusal İstihbarat Direktörü'ne soruldu, Ukrayna nükleer silah peşinde mi, biyolojik silah peşinde mi ki son günlerde Rusya'dan bu yönde açıklamalar geliyor. Errol Haines dedi ki bu tamamen Rusya'nın propagandası. Ukrayna ne nükleer silah peşinde ne de biyolojik silah peşinde dedi. CIA direktörü Burns konuştu. CIA direktörü de Putin'in, Rusya Cumhurbaşkanı'nın bu sürecin sonuyla ilgili bir planı olmadığını söyledi. Ama önemli olanın bunun fark edip fark etmeyeceği, Putin bunu fark edecek mi fark etmeyecek mi, önemli olan bu dedi CIA direktörü. Ve Çin'in de bu sürece hazırlıksız yakalandığını söyledi CIA direktörü. Askeri istihbaratın direktörü de konuştu, savunma istihbarat direktörü. O da dedi ki Ruslar dedi sivillere yönelik füze saldırılarında bulunuyorlar, topçu saldırılarında bulunuyorlar dedi. Bununla birlikte bir öz eleştiri de vardı diyebiliriz. Ukraynalıların bu kadar istekli savaşacağını açıkçası biz de pek düşünmedik dedi bu süreç öncesinde, işgal öncesinde. Ama gördük ki dedi Ukraynalılar çok dirayetli, çok güçlü bir şekilde savaşıyorlar dedi savunma istihbarat direktörü. Daha önce de bu isimler Temsilciler Meclisi'nde ifade vermişlerdi. Bugünkü Senato Komisyonu'nun ifadesi de aslında daha önceki açıklamaların biraz benzeri diyebiliriz. Özellikle Burns Putin'in bir son pil, bu sürecin sonuyla ilgili planı olmadığını ve bunu fark edip fark etmeyeceğinin önemli olduğunu söyledi. Bu arada son bir not, bugün bir kez daha Avrupa'dan ateşkes çağrısı geldi Putin'e, Macron ve Scholz'dan, Fransa Cumhurbaşkanı ve Almanya Başbakanı'ndan, ancak oradan da bir sonuç çıkmadı. Yakın irtibatta kalma konusunda uzlaştı bu üç isim Mehtap. Yönetimden gelen mesajlar böyleydi. Ukrayna krizinde son durum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Biden'ın telefon görüşmesinin Amerika tarafından yapılan açıklamaları aktardı Serhan Akif Akyıldız. Teşekkürler Serhan.